Sınırlarımız değişti. Türkiye yeni haritayı bütün dünyaya yayınladı. Libya ile varılan mutabakattan sonra Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki kıta sahanlığı ve münhasır ekonomik bölge sınırlarını gösteren bir harita paylaşıldı. Son dakika olarak kamuoyuyla paylaşılan harita, Dışişleri Bakanlığı'nın resmi Twitter sayfasında yer aldı. Türkiye'nin bu hamlesi Yunanistan ve Mısır cephesinde tepkiyle karşılanmış ve peş peşe açıklamalarda bulunmuştu. Bir açıklama da AK Parti ve Avrupa Birliği'nden geldi. Suriye'nin kuzeydoğusundaki terör yapılanmasına büyük darbe vuran Türkiye, Doğu Akdeniz'de tarihi bir adım daha atmıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanlık Konseyi Başkanı Fayez Al-Sarraj, deniz yetki alanlarının sınırlandırılmasına ilişkin mutabakat muhtırası imzaladı. Dışişleri Bakanlığı İkili Siyasi İşler ve Denizcilik, Havacılık Hudut Genel Müdür Vekili Büyükelçi Çağatay Erciyes, geçen hafta Türkiye ile Libya arasında imzalanan deniz yetki alanlarının sınırlandırılmasına ilişkin mutabakat muhtırasından sonra Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki kıta sahanlığı ve MEP sınırlarını gösteren haritayı sosyal medyada paylaştı. Erciyes'in paylaşımı Dışişleri Bakanlığı'nın resmi Twitter hesabı tarafından da retweet edildi. Haritanın detaylı analizi. Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasında 2011'deki anlaşmada belirlenen hat, A ve B noktaları gösterilen haritada Türkiye ve Mısır arasındaki ana karalar arası ortay hat, C, D ve E noktalarıyla işaretlendi. Türkiye ile Libya'nın geçen hafta imzaladığı deniz yetki alanlarının sınırlandırılmasına ilişkin mutabakat muhtırasıyla belirlenen noktalar ise E ve F şeklinde gösterildi. AK Parti'den çok kritik açıklama. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, partisinin Merkez Yürütme Kurulu toplantısının ardından açıklama yaptı. Çelik, Libya ile yapılan mutabakat uluslararası hukuka uygun bir şekilde yapılmıştır. Bu konuda tereddüt yok. Mısır burada Türkiye'ye karşı oluşumun içinde olmak için kendi alanından kaybı yaşamıştır. Şöyle bir mantık yürütüyorlar. Örneğin Türkiye'nin ana karasının karşısında küçük ada olan Meis Adası'nın kendi yüz ölçümünün 4000 katı kadar yetki alanını Yunanistan sahiplenmeye çalışıyor. Bunun hiçbir surette Türkiye tarafından kabul edilmeyeceği açıktır. Bunu kendileri de biliyor ifadeleri kullanıldı. Avrupa Birliği'nden açıklama. Avrupa Birliği Komisyonu Sözcüsü Peter Sten günlük basın brifinginde yaptığı açıklamada anlaşmazlık ne olursa olsun uluslararası hukuk ve iyi komşuluk ilişkileri çerçevesinde ele alınmalı dedi. Sten, AB'nin Doğu Akdeniz'de yaşanan gelişmelere ilişkin Türkiye'ye dair tutumunu koruduğunu belirterek diyalog ve müzakere çağrısında bulundu. Yunan basını ise telaşlandı. Yunan basını bu haritaya geniş yer ayırdı. Aralarında İngilizce yayın yapan Kathimerini'nin de olduğu Kathimerini, TN ve Sigma Liv gibi gazete ve internet siteleri haritanın detaylarını okuyucularıyla paylaştı. Türkiye'nin Libya ile yapılan anlaşma sonrasında şekillenen yeni provokatif haritası başlığını kullanırken başka bir gazete işte Türkiye-Libya anlaşmasının provokatif haritası başlığıyla gelişmeyi okuyucularına aktardı. Bu anlaşma bir ilk. Türkiye ile Libya arasında imzalanan mutabakat zaptı, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de kıyı komşusu olan bir ülkeyle bölgedeki stratejik haklarını korumak amacıyla imzaladığı ilk münhasır ekonomik bölge sınırlandırma anlaşması olarak tarihe geçti. Yunanistan ve Mısır çıldırdı. Türkiye'nin bölgedeki haklarını temsil etmesi için stratejik önemi büyük olan mutabakat zaptı Yunanistan ve Mısır'da büyük bir telaşa neden olmuş. Güney Kıbrıs Rum yönetimi, Mısır ve Yunanistanlı bakanlar anlaşmanın ardından hızlı bir telefon trafiği gerçekleştirmişti. Yunanistan'ın Dışişleri Bakanı, Türkiye'nin Atina Büyükelçisi Burak Özügergin'i bakanlığa çağırarak konuyla ilgili izahat talep ettiklerini açıklarken, Libya ve Türkiye arasında her türlü deniz anlaşmasının çok bariz bir şeyi göz ardı ettiğini, bunun da bu iki ülke arasında Girit gibi büyük bir coğrafi kara parçası bulunduğu gerçeği olduğunu kaydetmişti. Ayrıca neticede sınırlar üzerinde böyle bir girişimde bulunmak absürt ifadesini kullanmıştı. Mısır'da yaptığı açıklamada anlaşmayı yasa dışı olarak nitelemiş ve herhangi bir üçüncü tarafın çıkarlarını ya da haklarını etkilemediği ve bağlayıcı olmadığını savunmuştu. Yunanistan Başbakanı ise 3-4 Aralık'ta Londra'da yapılacak zirve sırasında NATO'dan Türkiye'ye kınama talep edecek. Lideri olduğu Yeni Demokrasi Partisi Kongresi'nin kapanışında konuşan Başkan Türkiye'yi provokasyon yapmakla suçladı. Haddini aşan Yunan Başkan sözde provokasyonları cevapsız bırakmayacağını söyledi. Türkiye'den ise res geldi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki deniz yetki alanları konusunda Libya ile imzaladığı mutabakat muhtırasının uluslararası hukuka uygun olarak imzalanmış bir anlaşma olduğunu vurgulayarak Libya ile imzalanan son anlaşmayla iki ülkenin oldu bittilere izin vermeyeceği en açık şekilde ortaya konmuştur ifadesini kullandı. İşte 10 başlıkta kazanımlarımız. Deniz hukuku uzmanları Libya ile imzalanan anlaşmanın kazanımlarını 10 başlıkta özetledi. 1. Türkiye ile Libya arasında sınırlandırılan deniz yetki alanı şeridi, Yunanistan, Güney Kıbrıs, Rum yönetimi, Mısır arasında bir kalkan şeklinde yer aldı. 2. Güney Kıbrıs Rum yönetimi ile Yunanistan ikilisinin savunduğu, Avrupa Birliği tarafından desteklenen ve Sevr niteliğindeki Sevilla haritası ile Türkiye'yi 41.000 km2'lik bir deniz alanına hapsetmek gayesiyle yapılan hesaplar bozulmuş ve çöpe atılmıştır. Avrupa Birliği, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum yönetiminin oyunu bozulmuştur. 3. Anlaşma ile Yunanistan ne Güney Kıbrıs Rum yönetimi ne de Mısır ile MEP sınırlandırma anlaşması yapabilecek. Böylece Türkiye hem bölgede durum üstünlüğü elde etmiş hem de enerji jeopolitiğine doğrudan etki ederek deniz yetki alanlarının sınırlandırılmasında kritik kazanımlar elde etti. İlk sınırlandırma anlaşması imzalandı. Türkiye ilk defa kıyıdaş bir devletle deniz yetki sınırlandırma anlaşması imzaladı. Mükteseb hak sağlandı. Siyasi üstünlük ele geçirildi. Türkiye'nin deniz yetki alanlarının batı sınırı uluslararası hukuka uygun bir şekilde belirlendi. Libya, Yunanistan ile yapacağı anlaşmaya nazaran daha fazla deniz yetki alanına sahip oldu. Libya ile komşuluk tescillendi. Libya ile Akdeniz'deki komşuluğumuz tescillenmiş oldu. Anlaşma Girit Adası'nın doğusundaki Türkiye'nin haklarını da garanti altına almak için yeni bir adım oldu.